geldik. Ne, hangi kafaya? Hah, şimdi geldik. Kafaya bak diyor, ben de kafaya bak. Şimdi geldik, bugünün çok konuşulan ismi. Hulusi Akar'a geleceğiz. Gerçekten kafaya bak ama. Zihniyete bak. Şimdi Hulusi Bey'in bu konuşmayı nerede yaptığı tam olarak bilinmiyor. Yani tespit edemedik. Sosyal medyada bu bir şekilde servis edildi. Ama 3 ay önce mi yaptı, 6 ay önce mi yaptı, 3 saat önce mi yaptı bilmiyoruz. Bilen varsa yazsın bu konuşmayı şurada yap diye. Ne var ki çekilmiş ve servis ediliyor. Ve Hulusi Akar eğitim sistemi hakkında konuşuyor. Ve bakınız bu ülkede Genelkurmay Başkanlığı yapmış. Bu ülkede bakanlık yapmış. Bu ülkede milletvekili olan bir kişinin laik eğitim düzeni diyoruz ya, laik eğitim düzeniyle ilgili düşünceleri ne? Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki, kuldan utanma. Kazı kazan var ya, Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı. Başka bir şey çıkmadı. Arkadaşlarının deyimiyle su akar, Hulusi Akar. AKP Kayseri Milletvekili, aynı zamanda Milli Savunma Eski Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ondan temennileri ilişkin açıklama beklerken o eğitimle ilgili konuştu. Eğitimin amacı Allah korkusu sözleri gündeme oturdu. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki insana, çocuklarımıza Allah korkusunu verirsek, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı verirsek, bu çocuktan korkmayı. Darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Eğer bu verilemezse ateistle mi uğraşacaksınız, deistle mi uğraşacaksınız, LGBT'yle mi uğraşacaksınız, uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız, şaşırırsınız. Savcıyla, polisle bu iş olmaz. Bu işin efendim ilacı eğitim, eğitim, eğitim. Hiçbir eğitimli ateist de olsa 8 yaşında çocuğu öldürene rastlamamıştırsın Hulusi Akar. Hiçbir deist yoktur ki 3 yaşında çocuğa tecavüz etmemiştir Hulusi Akar. Sen nasıl Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı oldun ki bu çocuğu diri diri gömen namussuz namazımı kılmaya gittim diyor. Ey Hulusi Akar! Sadece eğitimle ilgili sözleri tepki çekmedi Akar'ın. Çocuklar üzerinden anneleri, kadınları da eleştirdi. Hedefinde dini inancı bulunmayanlarla LGBT'ler de vardı. Herkes devletin üstüne atıyor. Şimdi analar çok veballi. Çocuklar küçükken daha sabah namaza kalkamaz, eğitime gidemez, camiye gidemez vesaire. Yatsın uyusun. Babası gitsin diyor, anası gitmesin diyor. Bunu diyen anne aradan 10 sene geçiyor, 15 sene geçiyor. Çocuk 10 sene geçiyor, Rabb'i dinlemez oluyor. Bu sefer de ben bu çocuğu ne yapacağım diyor. Ablacığım bunu başında sen bunu düşecektin. Fetva verdi, vaaz verdi bugün. Yeni Diyanet İşleri Başkanı olarak da göreve atanacak inşallah. Bekliyoruz en kısa zamanda. Eğitimin amacı bir, Allah korkusu, iki, kuldan utanma. Zihniyet bu. Bir akil adam gibi konuşuyor orada. Oradaki kalabalığa da sesleniyor. Eğitim sisteminin olması için işte eğitim bilgi değil, bilgi üniversitede ve meslekte verilir. Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır diyor. Zihniyet bu. Ne yaratmak istiyorlar biliyor musunuz? Ne oluşturmak istiyorlar? Kendilerine biat eden bir nesil oluşturmak istiyorlar. Sorgulamayan, özgür düşünmeyen ve sorgulamayan bir neslin olmasını istiyorlar ki demokratik cumhuriyetlerde bu olamaz zaten. Bizim anayasamızda yazıyor laik demokratik cumhuriyet diye. Zaten laik eğitim diye bir şey kalmadı. Ve kendisi de ağzıyla itiraf ediyor. Yaratmak istedikleri, oluşturmak istedikleri nesil korkup sinen, diz çöken, onlara biat edecek olan, sesini çıkartmayacak olan neslin olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü meydanlara çıktığında din üzerinden simsarlık yapacaklar. Dini siyaset malzemesi olarak kullanacaklar ve cahil, gerçekten cahil bir nesil yaratmaya çalışıyorlar. Ya pozitif eğitimden bahsediyor. Dindar bir nesil yaratmaya çalışıyorlar belki ama o nesil maalesef aslında Türkiye'ye fayda getirecek, dinden uzaklaştırıyor. Ya pozitif eğitimden bahsediyoruz ya. Pozitif eğitimden. Okula insanlar neden gönderir? Eğitime insanlar çocuklarını neden gönderir? Okulları kapatalım o zaman. Ama istedikleri belli. Tek adam rejimlerinde bu olur. Tıpkı bizim rejimlerimizde gibi. Korksun, biat etsin, sorgulamasın, bizim dediğimizi yapsın. Hayır arkadaş, diz çökmeyeceğiz. Hiçbirimiz diz çökmeyeceğiz önünüzde. Ve her şeyi de sorgulayacağız. Sonuna kadar da sorgulayacağız. Böyle zararlı düşünceleri de sonuna kadar eleştirmeye devam edeceğiz. Ha, çok merak ediyorum bu konuşmayı nerede yaptı, nasıl yaptı ama servis edildiği de ortada. Özgür diyor ki günahsız insan doğuyoruz, günahkar insan oluyoruz demiş. Yaşadıkça şeytan bizi taşlıyor, akıllanmıyoruz diye de eklemiş. Şimdi gelelim bak tam Allah'tan kork denilecek bir haber.
Tamam, bugünkü tabela ile ilgili.